Mehmet Hocam, İsmail Hocam, yeni bir İRAM haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Bugünkü gündemimizde İran tarafının hamleleri var. Şu anlamda hamleleri. ABD bir süredir konuşuyoruz. Tehditkar üslubuna devam ediyor. Trump, diğer taraftan Dışişleri Bakanları Pompeo ve diğer ABD'li yetkililer tavırlarına devam ediyorlar. İran'ın ise şu an itibari yapmaya çalıştığı iki şey var. Bir taraftan acaba ABD olmadan ben bu nükleer anlaşmadan beklentilerimi karşılayabilir miyim diyerek Avrupalı ortakları ya da Avrupalı taraflarla konuşuyor. Çin de var tabii ki buna Rusya ki sen yazında belirttin birazdan temas edeceğimiz yazında. Cevaz Zarif bir dizi ziyaret yapmak üzere yurt dışına gitti bu taraflarla görüşmek için. Diğer taraftan ise İran bir takım farklı adımlar atmaya mı başlıyor acaba kısmında. Bunu değerlendirmeye çalışacağız ve bunun iç ve dış boyutlarına bakmaya çalışacağız. İsmail Hocam sen dün bir yazı yazdın. Web sitemizde de yayınlandı yazın. İran'ın nükleer programı ile ilgili yeni gelişmeler var mı? İran yeniden nükleer programını gündeme alacak mı? Bunu bize değerlendirir misin? Alması durumunda ne olur? Aslında pazartesi günü Hamene'nin yaptığı açıklama, verdiği talimatla beraber nükleer programı hızlandırma noktasında bir adım attığını söyleyebiliriz. Zaten Hamene'nin de konuşmasında nükleer anlaşmanın çerçevesinde, anlaşma çerçevesinde kalarak yapılacak bir adımdı bu. O nedenle bir hızlandırmadan bahsedebiliriz. Nükleer anlaşmanın dışına çıkmaktan ziyade hızlandırma. Çünkü bu 190 bin santrifüj yapılmasıyla ilgili mesele. Normalde 15 yıllık süreç zarfında zaten İran'a bu hak verilmişti. Ama İran bu 15 yıllık zamanı beklemeden 1,5-2 yıl içerisinde bitirmeyi planladığını iddia ediyor. Yani hızlandırıyorum diyor. Yani nükleer anlaşmayla beraber ben yavaşlatmıştım programımı. Belli bir taahhütte bulunmuştum bazı noktalarda. Ama bu demek değildir ki ben nükleer programımdan vazgeçtim. Veya nükleerdeki elde ettiğim bir takım kazanımları geriye doğru atıyorum demek değil. Yani şunu ifade edebiliriz daha özetle. Ben nükleer programda ilerlemeye devam ediyorum. Ve devam edeceğim. Bunun korkmuyorum da demiş oluyor değil mi bir taraftan? Yani korkmuyorum demeyi de ifade ediyor ve beraberinde bundan sonra farklı adımlar da atabilirim. Evet. Belki ilk mesaj olarak değerlendirilebilir. Doğru. Yani bu nihayetinde bu şey önemli. Nükleer anlaşma çerçevesinde kalınacak olarak yapılacak denmesi önemli. Ama bu daha sonra nükleer anlaşmanın dışına çıkılmayacağı anlamına ya da nükleer anlaşmadan çıkılmayacağı anlamına gelmiyor. Anladım. Yani bunların ilk mesajı olarak değerlendirilebilir. Hamene zaten şunu söylüyordu konuşmasında da, Mehmet Hoca da muhtemelen değinecektir. Yani İran'dan kimse hem taahhütlerine bağlı kalmasını, yani bu nükleer anlaşmanın kısıtlamalarına bağlı kalmasını, aynı zamanda da yaptırımlara tahammül etmesini beklemesin. Evet. Nihayetinde karşı taraftan taahhütlerinin de yerine getirilmesini ve İran bir şekilde ekonomik kazanımlarının garanti edilmesini bekliyor. Eğer bunlar edilemeyecekse nükleer anlaşmanın bir nevi İran tarafından da artık anlamını yitirmesi söz konusu oluyor. Nihayetinde bu nükleer anlaşma imzalanırken İran da bir takım tavizler verdi. İran da bir takım şeyleri feda etmiş oldu. Belli kazanımlar elde edeceği düşüncesiyle. O nedenle bu kazanımlarını elde edemiyorsa ki Amerika merkezi olarak bu engellenmiş oluyor. Ama fiili olarak evet şu an devam eden anlaşma, yani resmi olarak devam eden anlaşma en nihai noktada kazanım haline gelmeyecek olursa da İran muhtemelen bu anlaşmadan çekilme resmini de bir şekilde bu adımla göstermiş oluyor. Onun için aslında İran'da ciddi bir paradoks içerisinde, yani ne nükleer anlaşmadan çıkabiliyor, ne nükleer anlaşmanın içerisinde kalabiliyor. Çünkü nükleer anlaşmanın kazanımlarının korunması şu an AB'yi de aşan bir duruma gelmiş durumda. Doğru. Belki şu an attığı adım AB'yi bir şeye zorlama noktasında. Belki bir nevi de Çin'i bir şeylere, ekonomik anlamda bir şeylere zorlama anlamında ama bu ülkelerin de ABD'ye rağmen ya da ABD'nin yaptırımlarını aşacak noktalara taşıması, o güçte olması pek mümkün değil. O nedenle şu an ciddi paradoks var. Yani AB açısından da paradokslar var.
İran açısından da paradokslar. ABD evet bu nükleer anlaşmanın korunmasını istiyor. Nükleer anlaşmanın devamından yana belli noktalarda İran'ı ikna etmeye çalışıyor. Ama İran'ın o istediği kazanımlarının garantisini de AB verebilecek durumda değil. Tabii. Ki zaten resmi olarak, hukuki olarak verse bile bunu fiili olarak sağlayamayabilir. Ki sağlayamadığını da şuradan anlıyoruz. Yavaş yavaş AB şirketleri, uluslararası şirketler özellikle çekilmeye başlıyorlar. Yani siz siyasi olarak bunun güvencesini verseniz de zorla fiili olarak mümkün değil yani. Tabii ki. O nedenle önümüzdeki süreç İran açısından da hakikaten sıkıntılı bir dönem. AB açısından da sıkıntılı bir dönem. Ve İran bu adımla beraber o bekle gör siyasetini, o bir aylık dönemde Trump'ın 8 Mayıs'ta çekilmesiyle beraber başlayan süreçte o bekle gör siyasetini biraz daha tırmandırma, gerilimi tırmandırma stratejisine doğru evriliyor gibi okuyabiliriz. Ama bu tırmandırma stratejisi şu an nükleer anlaşmanın çerçevesi içerisinde ilerliyor. ABD'nin kırmızı çizgilerini çok zorlamayan bir tırmandırma. Ama bu tırmandırma ilerler ve ABD'nin kırmızı çizgilerini de zorlayacak hale gelirse bunun sonuçlarını çok kestirebilmek mümkün değil. Yazıda da ifade ettim, son sözüm de oydu. Yani İran nükleer anlaşmadan elde edeceği ekonomik kazanımlarını garanti altına almadan bu nükleer anlaşmanın kısıtlayıcı unsurlarını da kabul etmek istemiyor. Bu doğal olarak tabii ki süreci de sıkıntıya sokmuş oluyor. Hem İran açısından hem AB açısından. Şu an ABD'nin pozisyonu önemli olacak gibi geliyor bana. Evet, çok önemli olacağına kuşku yok. Çok teşekkürler. İsmail Hocam tabii işin uluslararası boyutunu değerlendirdi Mehmet Hocam. Yalnız bir de ülke içinde neler oluyor? Ülke içinde bu tarz hamleleri dahil ne tartışılıyor? İsmail Hocam dedi ki bir aylık bir bekle gör evresinin ardından İran yavaş yavaş adım atacağı, adımlar atacağı izlenimini vermeye başladı. Ne tartışılıyor bu bağlamda? Yani aslında İran'ın verebileceği tepki çok sınırlı. Amerika gibi ele açık değil. Ve mesele sadece nükleer dosyayla sınırlı olmadığından İran bu anlamda ciddi bir şekilde sıkışmış durumda. İçeride gerek müesses nizam, gerek hükümet, daha önce biliyoruz Hamenei ile Ruhani defaatle bu konuda farklı görüş sahibi olduklarını aleni bir şekilde kamuoyunda tartışarak ortaya koymuşlardı. Ama içeride gerçekten bu mesele artık nükleer faaliyetlerle sınırlı olmadığı, rejim değişikliğini hedef aldığı veya bu rejim değişikliğinin beraberinde getireceği açıkçası yan etkiler tartışılıyor. Yani elitler arasında bu tartışılıyor. Artık hükümetin içerisinde, çünkü gelinen nokta itibariyle konuştuğumuz, görüştüğümüz kimseler şunu açık bir şekilde söylüyorlar. Hazine boş. Dolar yok. Yani Merkez Bankası'nın şeyleri sınırlı. Dolayısıyla şu an ticareti yapamıyor, dış ticareti yapamıyor. Çok ciddi bir şekilde sekteye uğramış durumda, duraksamış durumda. Yani önümüzdeki bu 60 gün içerisinde İran karşı tarafın öne sürdüğü şartları kabul etmezse çok daha ağır bir durumla karşı karşıya gelecek. Bu ileri sürülen şartlarda yani %20-30'u nükleerle alakalı, ötekisi aşan şeyler. Doğru. Bu yüzden sistem tıkanmış durumda açıkçası. Yani bu son dönemlerde, son kaç gündür evet Hamenei belki sınırlı o imkanlar dahilinde bir talimat verdi ama o da biliyor ki ilerisine geçemeyecek. Çünkü bu anlaşmanın konuşmadığımız bir tarafı daha vardı. Yani askıya alınmış yaptırımlar olayı vardı. Askıya o yaptırımlar devreye tekrar girer. İran ben çekiliyorum dediği takdirde. Ama bununla birlikte bu anlaşma İran'ın Birleşmiş Milletler'in 7. maddesinde yer alan herhangi bir ülkeye yaptırım uygulanırken diplomasi veya siyasi yollardan, hukuki yollardan sonuç alamazsa askeri yönteme de başvuracağını açık bir şekilde belirtiyor 7. madde. İran içerisinde zaten tartışma konularından biri de buydu. Yani Ruhani'nin biz ülkeyi savaş tehdidinden uzaklaştırdık demesinin sebebi de buydu. Bu anlaşmayla İran 7. maddenin kapsamı dışına çıkarılmış oldu. Evet, İran'ın inancı böyle bir konsensüsün bir daha oluşamayacağı yönde, küresel düzeyde, tamam. İran aleyhine. Mehmet Hocam, bir soru daha sonra ekleyeceğim bir şey var mı bu bağlamda? Yok. Bir soru daha, bir soru soracağım. Şimdi
Dedin ki Hamine ile Ruhani arasında bir pozisyon farklılığı vardı. Zaman zaman da bunlar karşı karşıya geldiler. Az buçuk Hamine ve etrafın pozisyonunu biliyoruz. Onlar biraz daha sert. Sıfır taviz değil. Mutlaka bir şeyler konuşulacaktır. Ancak daha sert. Sence bütün bu etkenleri bir tarafa bırakırsak Ruhani nasıl bir politika takip etmek ister? Hani 2013'ten itibaren işe bakış tarzını dikkate alırsak bu konuya bakış tarzını. Yani şimdi aslında şunu biliyorlar. Bu mesele İran'ın veya karşı tarafın diğer üye ülkelerin, anlaşmaya taraf ülkelerin ülkelerden kaynaklanan bir durum değil. Trump'ın şahsıyla ve ekibiyle aldığı bir karar. Yani bu Amerika'nın anlaşmaya tamamen ne bileyim bütün kuruluşlarıyla karşı olduğu vesaire değil. Bunu biliyorlar. Yani bu ekibin İran'a yönelik bir sistemle problemi olduğunu, bu sistemin de tüm bölgeyle alakalı olarak da her zaman irtibatlandırılıyor zaten. Buradan hedef aldığını biliyorlar. Bu yüzden yani Ruhani üzerine çok gitmenin de ya da Ruhani'nin de aslında eli kolu bağlı. Fazla bir şey yapamıyor. Evet belki onlar suçlarsa Ruhani de cevap veriyor. Altında kalmıyor. Tabii. Çünkü siz anlaşmayı sabote ettiniz. Biz uygun fırsatlar vardı. Yani Obama döneminde siz biz heba ettiniz bölgesel yani. Bercam'la birlikte bölgesel bir COEP'le birlikte biz ne yapabilecektik? Bölgedeki sorunlarımızı da halledebilirdik, normalleşebilirdik. Siz bu normalleşmeyi engellediğiniz için biz bugün bu durumdayız. Ve bunu söylüyor yani şey yapmıyor. Yani çok sıkıştığı zaman açık bir şekilde dile getiriyor. Dolayısıyla artık bu karşılıklı suçlamayı geçmiş bir durumda. Yani artık doğrudan rejimin bekasını, devletin bekasını tehdit eden bir durumla karşı karşıyadılar. Trump'ın tam istediği de buydu. Bir İran'ı bir anlamda bir çıkmaza itmek. Dünkü açıklamasında da bir şey söyledi Trump. Yani biz dedi İran'ın tavrını değiştirdik. Yani amaç neydi dediler. Biz dedi rejim değişikliği peşinde değiliz. Daha önce bunu söylemişlerdi. Biz İran'ın tutumunu değiştirmek istiyoruz. Davranışını. Dün yapmış olduğu açıklamada biz dikkat ettiyseniz diyor bir ay içerisinde İran'ın tavrı değişti. Değişmeye de devam edecek diyor. Yani daha da ilerleyecek bu. Yani. Çünkü artık bölgedeki müdahalelerinden çok aktif bir şekilde rol almıyor. Daha çok kendi derdine düşmüş bir İran var karşımızda. Amacımız da buydu diyor. Elbette yani Trump'ın bunu söylemesi çok sürpriz değil. Ancak sanki haklılık payı yok da değil bir anlamda. Çünkü İran... Gerçeği tespit ediyor. Yok. Yani sonuç alacaklarına inanıyorlar bu yani şeyle. Çünkü şu çok bariz yöntemle. Benim görebildiğim kadarıyla İran... Yeni bir ekonomik yıkımın eşine gelmek istemiyor. Bundan ciddi anlamda endişeli ve dolayısıyla böyle palas bandırası tansiyon dönmez bir noktaya kadar yükseltme gibi bir heveste olmadığını da görüyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğim? Yani şunu söyleyeyim. Hani bugüne kadar İsmail Hoca da o konuya değindi. Avrupa Birliği evet sonuçta liberal demokrasinin ve serbest piyasa koşullarının egemen olduğu bir bölge. Siyasi irade anlaşmayı sürdürmek istiyor ama bankalar, çok uluslu şirketler buna uymuyor. Doğru. Avrupa mesela Yatırım Bankası da biz İran'la olan ticari ilişkilerimizi askıya aldık dediler. Yani bu şey değil, sadece siyasi iradenin çözebileceği bir durum değil. Güven ortamının oluşması lazım. Oluşması ki. Tabii ki İran'ın ileri sürdüğü, Hamene'nin belirlediği şartlardan biri de neydi? Dört önemli şarttan biri de petrol satışımız normal seyrinde devam etsin. Zaten 90 gün sonra petrol satışı yasaklanacak. Kısıtlanacak. Yani eski koşullara dönülmüş olacak. Koşullara dönecek, doğru. Ve bu süreçte belki İran daha da tavizkar bir pozisyona doğru gidebilir, göreceğiz. Çok teşekkür ederim İsmail Hocam, Mehmet Hocam katkılarınızdan dolayı. Yeni bir İran haftalık gündem değerlendirmesinde tekrar buluşmak üzere. Sağ olun, var olun.